Evet, huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bana yardımcı olan bir sürü elektrikli aletim var. Bazılarını size tanıtıyorum, bazılarını da unutuyorum açıkçası yeni aldıktan sonra tanıtmayı. Ama unutmak istemediğim, tanıtmayı unutmak istemediğim yeni bir aletim var. Katı meyve sıkaca. İnanın yıllardır aklımda olan bir şey ve bir türlü yerim yok, çok büyük, şudur budur diye ihmal etmiştim. Asıl her eve lazım olan şey katı meyve sıkacaymış. Bugün ben bu gerçekten diğerlerine göre çok çok kibar ve kullanımı da çok güzel, çok kolay oldu. Şimdi ben önce çıkarıp sonra size mümkün oldukça aklım erdiğince parçalarını da tanıtmaya çalışacağım. Şu itici olan tahmin edersiniz. Bu çıkıyor. Şuradan açma kapama kilitleri var. Bunları açtığımızda kapak gayet kolay şekilde çıktı. Neden çok istedim tanıtmayı? Bunu gerçekten kullanımı çok kolay. Yani çok geç kalmışım açık söyleyeyim. Şu bu vaziyette bana geldi. Önce bir dedim, aa bu nasıl çıkar acaba, kilidi vesairesi var mı diye düşündüm. Sonra bir okudum ki kullanma kılavuzunu. Gayet rahat çıkıyor. Hem filtre hem bıçakları, bu kısım biliyorsunuz meyveleri ve sebzeleri haklayan kısım burası. Çok güzel bıçakları birazdan görürsünüz inşallah kullandığımda. Şeyi de göstereyim size. Şu altında yani koyduğunuz mu zor kaldırıyorsunuz. Vantuzlu ayakları var. Şöyle koyayım dikkat ederek. Şimdi bu ayrıydı, bunlar tabii sarılıydı şey poşetlere. Şöyle çıkardıktan sonra taktım. Ya bu uzun, buna girer mi ki falan derken baktım. Şurası oynuyor. Şöyle yakından göstereceğim size. Gayet güzel içine giriyor. Bakın şöyle. Şu bunun içine çok rahatlıkla giriyor. Ve suları orada topluyor. Deposa toplanıyor arkadaşlar şu yanlarda. Birazdan da göreceğiz. Bu da gayet kolay yıkanıyor. Suyla duruladım. Meyve olduğu için tertemiz zaten. Ondan sonra kuruttum. Bakın gayet güzel de oturuyor. Şimdi kuralım makineyi tekrar. Bu filtre ve bıçak kısmını, tam terimlerini bilmiyorum. İşte aklıma geldiği gibi size anlatıyorum. Çok tekniğini bilmiyorum. Bunu oturttuk. Üst kapağının yerleri var. Çok düzenli üretildi. Bunu böyle buraya şu kısma takılıyor. Zaten direkt takılıyor. Hiç uğraşacak bir şey. Bu kadar kolay ki hepsi böyle kaldırın ve koyun. Ondan dolayı zaten çok memnun oldum. Dedim ki sevgili takipçilerime bunu ben tanıtayım. Ben rahat edeceğim inşallah. Çok beğendim. Siz de rahat edersiniz. Oturttum. Demin kapağımız gayet güzel oturdu. Demek ki burada hafif bir açıklık var. Zannediyorum kilitten sonra o da tamamdır. Evet, gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Bununla da meyvelerimizi, yerleri var oraya giriyor. İteceğiz. Kullanma kılavuzunda okuduğuma göre çok aşırı böyle hani kabuk denk gelir belki. Onu çözündüremez, onu eritemez. Çok aşırı bastırmayacağız. Tahmin edersiniz ki o zaman bu bıçakları ve aksamı zarar görür. Yani o itmenin de bir şiddeti var. Şimdi mesela ben şöyle alayım. Şimdi isterseniz başlayalım. Bir de pratik olarak görelim nasıl olduğunu. Hem sesini duyarsınız. Şunlar pazarın mis gibi doğal salatalıklarıydı. Kabuğu olduğu için direkt de koyabiliriz. Ben şöyle böleyim dedim. Daha rahat olsun, zorlanmasın bıçak diye. Onu koyuyorum. Elmayı hiç kabuğunu soymadan. Yeşil elma sert, kabuğu da sert. O yüzden birkaç parçaya bölmek istiyorum. Sabah da öyle yaptım. Bunu da koyalım. Sürahisini de koyalım güzelce. Şimdi çalıştırabiliriz. Şurada
makinenin sağı oluyor. Burada nektarin koyuyorum birkaç tane. Bu salatalığı da sebzelerle yapacağım. O yüzden ayırdım. Nektarini de şöyle parçalayayım. Şu hazneye sığacak kadar büyüklükte de aslında direkt atılabilir küçük olanlar. Kabı olduğu için ben makinemi zorlamak istemiyorum. Yoksa o çeker sanırım. Bayağı bir kuvvetli çünkü. Şimdi de bunu da çalıştıralım. Tekrar şu. Gücümü kullanınca kullanabilince hepsi birden şahane çıktı meydana. Şimdi bakın posayı burada topladı. Bir defa da 2 litre meyve suyu yapıyor. Meyve, sebze artık ne yaparsanız, ne istiyorsanız. 1500 watt gücünde. Ve zirkonyum paslanmaz çelikten de bıçağı ve filtresi var. Şimdi ilk postayı yaptık. Salatalık, elma, yeşil elma ve bir tane nektar. Bunu şöyle birinci bardağıma koyuyorum. Ne kadar sağlıklı, ne kadar güzel bir şey değil mi? Elma, salatalık ve nektarin ya, müthiş güzel bir lezzet. Şimdi doğal olarak meyveler tabii yukarı doğru çıkabilir suyu. Şimdi gelelim sebzeye. Sebze olarak evde semizotu vardı, maydanoz ve nane. Şimdi ben şu salatalıkla birlikte sebzeleri de suyunu sıkmak istiyorum sebzelerinde. Şöyle size göstereyim, bir bardaklık yapayım. Havuç yoktu bugün. Havucu da yeşil elmayı bu kadar güzel çeken, mutlaka havucu pancarı da gayet güzel çekecektir diye düşünüyorum. Şöyle şurada birazcık nektarın kenarlarda kalmış. Onu da ekleyelim. O da ziyan olmasın. İçine gitti. Şimdi kısmını da bakın gördüğünüz gibi bunu da diğer bardağımız içinde yapabiliriz. Bunu da diğer bardağımız içinde yapabiliriz. Şaşırdım, ben sabah meyve yaptım da sebze yapmamıştım. Şu anda yani anlattığımdan daha da kolay olduğunu gördüm açıkçası. Şöyle yerini bulayım. Bunlar da bir servet. Gerçekten yoğurda katılabilir. Yoğurda ekleyip şahane bir ara öğün olabilir arkadaşlar. Ben niyetliyim. Yapacağım. Bunları ziyan edip hepsini atmayacağım. Bir kısmını değerlendireceğim. Şimdi gelelim suyumuza. İçine de buz koyup imkanı olanlar hiç düşünmeyin. Hem ki güzel, hem de yanlış anlaşılmasın, kendim aldım. Hani sayfam var diye reklam zannetmeyin. Ben sadece çok beğendiğim için sizlere de tanıtıp sizlerin de böyle güzel bir şey almasını isterim. Ondan dolayı ben kendim aldım, evime de geldi. Evet, şunu da bir tadına bakayım. Bir dakika. Şahane. Abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız tümü diye
Bütün tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu ara araştıracak olanlara da gerçekten çok beğendim, memnun kaldım. Özellikle Karaca'yı tavsiye ederim. Hepinize iyi günler, huzurlu ve sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın. Thank you.